Başkanım, ne diyor Alemdar Polat? E? Alemdar Polat ne diyor? Sana çok selamı var Çatın. Aleyküm selam. Geliyor muymuş başkanım? Ha, geliyormuş, yoldaymış. Tabloyu sıkı sıkı tutsun, ben geldim geliyorum dedi. Tabloyu nereden duymuş başkanım? Anan söylemiş Çatın. Anam mı? Yahu çete başkanım, Tumra başkanım seninle kafa buluyor. Ulan o lanet resmi kaldırat, benim asabımı bozma. Başkanım, İskender asabını bozmuyor. Derin komple asabını bozmuyor da benim şu narin tablom mu asabını bozuyor? Burcuva işte böyle şerefsizdir. Hem halkımızı soyar çıplak yapar, oturup bir güzel de resmini yapar, sanat ya da halka satar. Üstüne bir de para kazanır. Memati, sana limandalar diyorum. Nereden bileyim limanın neresindeler? Ya benimle konuşacağına git limanı araştır. Memati, Muro bana lazım. Mümkünse de İskender'e yaklaşma. Ben geliyorum. Tamam usta. Ne Murosu? Buradaymış şerefsiz. Asıl ne İskender'i? O da buradaymış. Polat Alemdar neredeymiş? Sana ne? Bu merak nereden bulaştı sana İbrahim? Bu senin başına iş açar. Demedi deme. Ben vururum bu Muro'yu. Yok ya. Liman artık senin yerin değil. Benim mekanımda kimi vuruyorsun? Ortak. Herif böğrüme sıktı iki tane. Senin mekanın, benim mekanım, Allah'ın mekanı diye ayırt eder miyim? Camide olsa yine sıkarım. Bulut. Amcamın oğlundan bahsetmiyoruz. Senden önce ben sıkayım ama... Sıkma dediyse Polat Alemdar, sıkma mıkma yok. Ortak, sen beni hiç anlamıyorsun. Bulut, belki patron konuşturur, sorgular. Sonra bir kıyak yapar bize verirse... Söz, senle beraber sıkacağız. Şu imza işini bitirsek de biz gitsek. Ben görgü tanı olmak istemiyorum. İskender'miş, Muro'ymuş. Başkanım. Etrafımızı sarmışlar. Adamlarla dolu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Polat Alemdar ve Saz arkadaşlarını bekleyeceğiz. Ortak, sen ne yapacaksın Muro'yu? Sen git İskender'in peşine koş. Adam seni iğneci yapmış. Sen benim alacaklımın peşine koşuyorsun. Kendininkinin değil. Ortak değil miyiz? Gel önce İskender'i vuralım. Ondan sonra Muro işini ben göğüslüyorum. Nerede bu senin adamın Muro? Hala gelmedi. Telefonumu alabilir miyim? Ne yapacaksın? Geciktin neredesin deyim. Verin. Başkanım, Şema Başkan bizi kesin satmış. Niye lan Gundi? Kendisine telefon verdiler başkanım. Kim arayacak ki? Ulan Şema, bin alet burjuva kadına saatlik rapor vermek için bizi sattın be. Başkanım, Şema'nın o kadar günahını aldım. Bak bizi arıyormuş. Geliyorlar başkanım, geliyorlar.
Nereden çıktı bu Memati Bulut? Başkanım, baş Memati ve Bulut Yalçın da burada. Ulan lanet olsun benim içimdeki bu devrimci bıkratısa. Nerede bir psikopatlar kendine çekiyor? Sence bu limanı Hazar Beyler alır mı ortak? Ben senin yerinde olsam silahı burada bırakır koşar kağıtları imzalardım. Yarın burası tarla fiyatına anca gider ortak. Ara İbrahim, ara. Ara abimi. İskender'e bizim burada olduğumuzu söylesin. Bu tarafa ateş etmesinler. Efendim, sizin aramanız daha doğru olur bence. Ben abimi arıyorum. Sen 155'i ara İbrahim. Nereden girdin bu yola Abdüley? Abi başka yol yok. Eğer tensip buyurursanız ben kestirme bir yol biliyorum. Nereden? Şuradan. Gir Abdüley. Gir hadi gir. Abim cevap vermiyor. Aradın mı 155 İbrahim? Efendim, aramaya ne gerek var? Havai fişek atılmadı, besbelli. İbrahim, sen nasıl benim hayatımı riske atarsın? Sen bunun hesabını veremezsin. Sakin olun Mehmet Fikret Bey. Bu çatışma bizi ilgilendirmiyor. Bu odadan çıkmadığımız sürece güvende sayılırız. Çık dışarı İbrahim. Git İskender'i bul. Bizi buradan çıkarsın. İskender beni ne tanır Mehmet Fikret Bey? Şimdiye kadar sen tanıtmamışsan senin kabahatin. Sen Hazar Bey oğullarının İbrahim Velidisin. Gideyim efendim ama sizi yalnız bırakamam. O zaman ara 155'i, polis çağır. Gitti milyon dolarlar. Aslında tamir edilebilir. Bir yerden delinmiş. Zaten yolun sonuna geldik. Başkanım, ben diyorum ki pazarlık yapalım. Lan elimizde senin delik tablondan başka ne var pazarlık yapacak Çetin? Silahımızda kurşun bile yok. Başkanım, öyle ya da böyle İskender devlet terbiyesi almış bir insan. Şu baş Memati ile Bulut Yalçın'ın gözlerine bakar mısın?
Ellerine düştüğümüz an yemin ediyorum bittik. Çetin, biz bu derin kebap İskender'le nasıl pazarlık yapabiliriz? Başkanım, telefonu bir alabilir miyim? Alamazsın. Yarın geleceklerse biz Polat'ı niye aradık? Efendim? Lan kuzumuzun delisi. Alo deli. İnsanların sağlıklarıyla alay etmemeyi ne zaman öğreneceksin? Kanun kaçağı. Lan bırak kaçağı. Alemdar Polat'ı ver. Kim o? Muro. Bir saniye. Ver. Alo. Alemdar Polat. Bak beni Büyük İskender'in saflarına itiyorsun. Ya neredesin? Bir delinin aklına uyduk gelmeye çalışıyoruz. Bekle, geberme. Şarj bitti. Alo. Efendim, insanların sağlıklarıyla... Kes üstünü, kes. Abi yol bitti. Senin kestirmene de, kısa yoluna da. Efendim, hemen şu tepenin ardı liman. Tepeyi nasıl aşacağız üstünü? Yürüyerek efendim. Abi, arabayla dönene kadar yürürsek daha çabuk vararız. Başkanım, bizim ve halkımızın geleceğini bir deliye endekslemek doğru mu? Ne yapayım Çetin? Ne yapayım? Başkanım, her ihtimali denemek durumundayız. Ben o derin kebap İskender'le hiçbir şey görüşmem. Başkanım, her ihtimali değerlendirmek durumundayız. Kendimiz için olmasa bile halkımız için. Lan! Ne yapıyorsun ortak? Görüyorsun değil mi ortak? İskenderlere sıkıyorum, Muro'ya gidiyor. Ben ne yapayım? Ulan Memati bize niye sıkıyor? Öyle olsun Polat. Öyle olsun. Allah'lara. Muro arıyor. E bak. Alo. Şemo Başkan, ben Çetin. Başkanım Muro Büyük İskender'le görüşmek istiyor. Muro seninle görüşmek istiyormuş. Tabii görüşmek ister. Çekirgenin kaçacak yeri kalmadı. Mecbur gelecek, cebimize girecek. Alo. Söyle Muro, seni dinliyorum. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Asıl ben seni dinliyorum. O zaman iyi dinle. Yaşamak istiyorsan akıllı ol, yanıma gel. Büyük İskender, zannetme ki çözümleme yapmadım. Bana ne kadar muhtaç olduğunu biliyorum. Eğer benimle pazarlık yapmak istiyorsan, müsait bir konteynerde silahsız bir şekilde görüşelim. Anladım efendim. Muray'a ateş etmeyin. Bırak gidip öldüreyim şu adamı ortak. Hadi git. İskender benden önce öldürecek Muro'yu. Yine gitti bu akşam da bir büyük. Sen buradan ölmeden çık, büyüğü ben sana ısmarlarım. Benim anlamadığım, bunlar Muro'yu mu öldürmeye geldi, bizi mi? Niye? Hem Muro'ya sıkmıyorlar, bize sıkıyorlar. Heh.
Çatışma birazdan biter Mehmet Fikret Bey. Polisler mi geldi İbrahim? Siren sesi yok. Hayır efendim. Muro İskender Büyü'ye teslim oldu. O İskender o Muro'yu öldürür. Niye öldürsün efendim? Muro İskender'in işine yarıyor. Var mısın iddiaya İbrahim? Varım efendim. Seni hiç bu kadar iddialı görmemiştim İbrahim. Bu işleri az çok bilirim efendim. İbrahim, bakma piro içtiğime. Benim çocukluğum bu işlerle geçti. İskender Muro'yu öldürür. Öldürmez efendim. Alırım 100.000 dolarını. Asıl ben sizin 100.000 dolarınızı alırım Fikret Bey. Muro, öyle ya da böyle öleceksin. Örgüt de seni yaşatmaz, Polat Alemdar da, devlet de, açıkçası ben de. Bir tek şansın var, benim dediğimi yapmak. Kardeşim, siz senaryoyu yazmışsınız, bana diyorsunuz ki çık oyna. Ya senaryoyu yazarken bana mı sordunuz? Tamam, senaryo hızlı ve kötü yazılmış olabilir. Peki ücret? Ücret de yok. O zaman ben niye çıkıp oynayayım? Öleceksin diyorum sana. Ya ben de sana öleceksin diyorum, var mı bunun bir anlamı? Sadece gülerim bu dediğine. O zaman ben de senin söylediğine güleyim bari. Ha 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 ha. Büyük İskender, Washington Enstitüsü'nün yazdığı senaryo kadar kötü bir senaryom var. Ve benim gibi bir lider bu kötü senaryoda figüran olmaz. Sen hangi Amerikan filminde başrolün öldüğünü gördün ki? Ne istiyorsun benden Murat? Ben ve çok değerli iki yardımcımın hayat garantisini istiyorum. Ve asla itirafçı statüsünde olmam. Ne itirafçısı? Ben seni halkının temsilcisi olarak görüyorum. Ben seni önce kamuoyunun gözünde aklayacağım, sonra da halkının temsilcisi olarak meclise sokacağım. Yok ya. General ölümünü üzerine yıktığın adamı sen nasıl aklıyorsun? İktidarı ben alacağım. O generali öldürdüğün için sen kahraman olacaksın. Yok, benim bir çözümleme yapmak için vaktim var mı? Yok vaktin. Birazdan emniyetten çocuklar gelecek. Sizi alıp götürecekler. Eğer onlara teslim olmazsanız ölünüzü alıp götürecekler. Ulan lanet olsun be. Halkım için buna davet. Umarım bu halkımın emperyalistler karşısında attığı son imza olur. Anlaşıldı. Ortak nereye? Ne demek nereye? Muro'yu vuramadığımız gibi bir de üstüne tutuklanalım mı? İçeriye. Ben o adamı bulmam lazım. Bulursa selam söyle. İyi bakalım ne yapmış. Abi telefon çekmiyor. Hadi.
Başkanım, ben polis kimliği istemem. Niye Çatın? Köyde geçmiyor ki. Kırsal kesimde jandarma kimliği daha doğru olur. Çatın, sen mevzuyu yanlış anladın. Biz şu anda durumu kurtarmak için Büyük İskender'e karşısına taktik değiştirdik. Ve karşılığını aldık. Hayattayız. Mebus kimliğini kaptın. Bir bana uzman çavuş kimliğini çok görüyorsun değil mi? Vallahi başkanım, ben bekçi kimliğine de razıyım. Şuradan bir sağ salim kurtulaydık iyi olurdu. Değil mi? Lanet olsun sizin gibi devrimciye. Ulan bir kimliğe beni de halkınızı da satıyorsunuz. Başkanım, haddim olmayarak nabzınızı ölçtüm. Mebusluğa tav değilsiniz. Çetin, 3,5 atıyorsun, benim nabzımı mı ölçüyorsun? Bırak lan o resmi. Cezaevinde kantinde mi satacaksın? Hücremi asarım başkanım. Lan yürü git. En fazla hücrede kendini asarsın. Terbiyesiz. Zekim, ara Ahmet Serkan Savurgan'ı, bunları o alsın. Konuyu biliyor. Emredersiniz efendim. Şema ne olacak? Şema bize her zaman lazım olur. Değil mi Şema? Elimizden geldiğince. Ahmet Serkan, neredesin? Geldim Zeki, kapının önündeyim. Tamam, merak etme, biz alacağız. Açın kapıyı, açın. Çocuklar, teslim oluyoruz hadi. At onu yere. Atamam, sanata saygısızlık yapamam. Ulan nalet olsun Çetin sana. Alın. Ya dur. Tamam kardeşim, iteleme, biniyoruz işte. Abdüley, ara Muro'yu kimin aldığını öğren. Tamam abi. Benim bildiğim Muro kılıç balığıdır efendim. Kimin eline geçse kesip atar. Sen nesin Hüsnü? Ha? Köpek balığı mı? Vır 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 ömrümü yedin. Teveccüh ettiniz. Beni onurlandırdınız yırtıcı bir balığa benzeterek. Ama özümde sazanım efendim. Polis götürdü Muro'yu Fikret Bey. 100.000 dolarınızı alırım. Ne biliyorsun İbrahim öldürmeyeceklerini? Efendim, ama herkes bir gün ölecek. Biz İskender Muro'yu öldüreceği üstüne iddiaya girmedik mi? Ben sana limanda mı öldürecekler dedim İbrahim. Demediniz efendim, demediniz. O zaman ne konuşuyorsun? Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. Her zamanki gibi üstüme yatacaksınız. Limanın sahipleri kim? Bu arkadaş. Memati Bey, bizimle emniyete kadar geleceksiniz.
Ben kar ortağıyım. Limanı temsile bu yetkili. Efendim, çatışma çıkmadan önce biz sattık. Mehmet Fikret Bey'i alacaksınız o halde. Buyurun gidelim Mehmet Fikret Bey. Demedi deme İbrahim. Daha ilk günden emniyete gidiyorsak bu limandan çekeceğimiz var. Buyurun. Dediniz efendim, dediniz. Bu kaçıncı polis arabası? Şekerim, yakınlarda bir yerde bir şey oldu herhalde. Anlatıyordun. E'si böyle Fuat Bey. Uzun zamandır çalışmıyorum. Sevince insan neler yapıyor demek ki. Hikayesi olan kadınlar beni çok etkiliyor şekerim. Bileklerin de onun için mi? Bu konuyu konuşmasak. Kim bu şanslı adam? Lütfen. Kötü olurum gerçekten. Şekerim. Bunca senenin Fuat Tamer'iyim. Adımı Avrupa Jet Set'e ezbere biliyor. Girmediğim parti kalmadı. Bir kadın bırak benim için bileklerini kesmeyi, saçını kesmedi. Saçını. Belki gerçekten hiçbir kadını sevmediniz Fuat Bey. Ondandır. Şekerim. Kimse görmesin diye bu varoşa geldik. Balık mı yiyeceğiz, kurşun mu? Belli değil. Burayı nereden buldunuz Fuat Bey? Bizim Bulut'un saçmalıkları işte. Popüler olmayan bir yer sordum. Burayı tarif etti. Tedirgin olduysanız kalkalım. Aa ya. Eyvah! Ne olur bir şey yapın Fuat Bey. Gazetelere çıkmak istemiyorum. Sakin ol şekerim. Hangi gazeteye çıkacaksın? Zaten hepsi bizim. Salaş malaş ama balık güzelmiş. Abi sen niye içeride oturmadın? Burası daha iyi. Bir süre gerginlikten uzak durmak lazım. Usta Muro'yu koruyana kadar biz gidecektik gümbürtüye. Bir şey demiyorum Memati. Tamam. Ben de o yüzden diyorum ya usta. Ne diyorsun Memati? Usta ölmedi işte, emniyette. Ha biz almışız ha emniyet değil mi Abdüley? Değil abi. Emniyet bizde yok diyormuş. Nasıl yok? Gözümün önünde aldılar herifi. İskender adamı almış demek ki. İskender değil Ahtapot. Her yerde mi adamın var senin be? Abdül, söyle Alper'e. Ortalığı ayağa kaldırsın. Muro'nun olduğu yeri bulsun. Bunlar Muro'yla İskender sayfasını kapatacaklar. Her ne kadar Güray'ı kaybederek büyük zayiat versek de Muro'yu aldık. Planımızı aynen uygulayacağız. Muro'ya ne kadar güvenebiliriz ki? Ben kendi gücüme güveniyorum. Ben güçlü oldukça Muro itaat edecek.
Diğer servisleri nasıl durduracağız? Bu adamı siz sorgulayamazsınız. Sadi Paşa işini sadece biz sorgularız diye mi? Biz savcının karşısına çıkardıktan sonra Muro'yu bir tek tokat bile vuramazlar. Ne sorgusu? Bakın, Cemde'nin elinde laptop, anılarını yazıyor. Kimse karışıyor mu? Siz savcılıkla temasa geçtiniz mi Sayın Hocam? Geçtim. Bir güçlük çıkarmayacaklar. Bu iş biter bitmez kendi duruşmamdan beraat eder miyim? Büyük bir ihtimalle kapanır o dosya. Aman iyi. Ayak bağı o iş. Polat Alemdar Kenan'ın yakasını bırakmayacaktır. Konuşun arkadaşla, atın meslekten. Mağdur olsun. Saadi'nin adamı İlhan'ı da emekliliğe sevk edin. Polat Kenan meselesiyle ilgilenmez o zaman. Çok değerli bir arkadaşımız. Çok yazık olur meslekten atarsak. Niye yazık olsun kumandanım? Kurarız bir güvenlik şirketi, geçer başına, orada da bize hizmet etmeye devam eder. Cebinde para, elinde silah, emrinde adamlar. Değişen ne var ki? Zivil ordu. Ben değil. Çetin bıraksın parmak izini. Ne fark eder Muro? Ha sen ha o. Ben liderim. Eylem yapmam yaptırırım. Muro şimdi çeto meto beni uğraştırma. Kardeşim uğraşacak ne var? Çağır 2 dakika gelsin bitsin bu iş. Getirin şunu. Unutma. Helikopteri Güray düşürttü sana. Cins misin kardeşim? Kaç defa söyleyeceksin daha? Anladık işte. Gerizekalı mıyız biz? Çetin, arkadaşlara silahı anlatır mısın? Emredersin başkanım. Bu gördüğünüz Rus yapımı RPG 7 atlı roket atar. Ağzından doldurulur. Tek atımlıktır. Merminin namludan ilk çıkış hızı saniyede 300 metre olup geri tehlikeli bölgesi 25 metredir. 800 metrelik etkin menziliyle görerek veya görmeyerek atış yapabilirsiniz. Değerli bilgilerin için teşekkür ederiz Çetin. Şov yapma, çık dışarı. Ben teşekkür ederim başkanım. Herhalde tabloyu çıkışta alırız değil mi başkanım? Yok. Yıpranmaması açısından tabloyu hücrede geri alacağız Çetin'cim. Tatbikat falan filan başına bir şey gelmesin değil mi? Kozmos korusun başkanım. Amin canım amin. Hadi. Saygılar. Parmak izini hallettik. Başka bir emriniz var mı? Nasıl fotoğraf verirsiniz Fuat Bey? Çekelim. Asıl sen beni nasıl oraya gönderirsin? Fotoğraf ne ki? Canımızı zor kurtardık. Fuat Bey, fotoğrafı bizim çocuklar çekmemiş. Kim çektiyse ondan alın. O işi de mi ben yapayım? Söyleyin Yıldız'a, istesin Kaşgarlardan. Aman. Yıldız'a söyleyeceğim he. Bassınlar gazeteye, daha iyi. Ne olacak? Ha bir eksik, ha bir fazla yazmışlar adımı. Nasıl olsa babam da artık karışmıyor. Nereye basıyorlar Fuat Bey? Ben sizin adınızın peşinde değilim. Canınızın peşindeyim. Kızın sevgilisi belalı diyorum, siz gidip yemek yiyorsunuz. Şekerim, bak şimdi sen bana böyle belalı falan deyince ben daha çok motive oluyorum bu işe. Ben gidip İnce ile konuşayım. Kızın büyük bir fotoğrafını bassınlar gazeteye. Moral olur. Hı? Ben bir Hakkı Bafralı ile konuşayım Fuat Bey.
Bakalım haberi engelleyebiliyor muyuz? Siz de fotoğraf motora bastırmayın. Haklısın Bulut ya. Fotoğraf küçük olur, ayıp olur. Ben en iyisi bu hafta sonu dergilerin arasında posterini dağıttırayım. Hı? Gözünüz aydın. 6 haftalık hamilesiniz. Tebrik ederim. İnanmıyorum. Çok mutlu oldum. Halil İbrahim Bey de çok mutlu olacak. Herhalde artık eşinizin inadı kırılır. Tedaviyi kabul eder. Edecek. Tedavi olacak. Çocuğunun büyüdüğünü görecek. Boşuna geldiniz Alper Müdürüm. Muro bizde değil. Serkan Müdür'ün aldığını görenler var. Bize Muro'nun yerini söyleyeceksiniz. Yoksa başınıza iş açacaksınız. Alo. Ahmet Serkan Müdürüm. İstihbarattan geldiler, sizi sorma. Tamam gözüm, sağ ol. Biz işimiz bitmeden gelmeyiz. Onlar gelir gelir giderler. İşte mühimmatlar burada kardeşim. Bunları kimden aldınız? Bakkaldan. Kimden alacağız kardeşim? Verin, çetecilerden aldık. Lan Çetin, o bize ezberletilen ay neydi? Sonay mıydı başkanım? Yok. Güray başkanım, Güray. Tebrik ederim Yıldırım. Güray isimli böyle ablak suratlı şahıs. Böyle kaba. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? İskender'i bir yere kadar takarım. Kafanıza sıktırmayın. Adam gibi konuşun, bu işi bitirelim gidelim. Her tarafta sizi arıyorlar. Benim canımı sıkmayın. Ulan Şükret, işbirliği yaptın. Sağ ol. Alo. Neredelermiş? Ben gidiyorum. Ne zamana kadar böyle gidecek? Ne böyle gidecek? Böyle gizli saklı. Sultan, şimdi sırası değil, acelem var. Sen beni sevmiyor musun? Acelem var diyorum Sultan. Değirmen başında vurdular beni, boy vurdular beni, boy. Abiyle konuşacağım. Sen üzme kendini, olur mu? Kirli tütünlü yer, ağır ağır. Nereye Abdülay? Muro'nun yerini bulmuşlar. Dur ben de geleyim. Yok. Sen burada kal Arhan. Gelen giden oluyor. Kız tek.
Abi, Muro'nun yerini bulmuşlar. Tamam Abdülhamit, çıkıyorum şimdi. Aa, hiçbir yere gidemezsin evladım. Seninle konuşacaklarım var. Anne, çok önemli işlerim var. Evladım, senin çok önemli işin bitmez. Benim işim de çok önemli. Tamam hanım, konuşursun daha sonra. Bu önemli işler bitmiyor ki bey. Anne, gidip halledip geleyim işimi, öyle konuşalım. Yok evladım, dinleyeceksin, öyle gideceksin. Ben bile merak ettim evladım. Annen hiç bu kadar ısrar etmezdi. Peki anacığım, dinliyorum. Ama asma suratını. Güzel bir şey anlatacağım. Hayırlı işe surat asılmaz. Tamam anne. Sen yokken Ali'yi doktorlar bir yuvaya götürün dedi. Hani bu yangın mangın, çocuğun psikolojisi bozuldu. Akranlarıyla oynasın, iyi gelir diye. Çocuk zaten akranlarını biz zannediyor. Televizyonda olmasa arkadaş diye sakallı arayacak. Neyse. Orada hanım mahanım bir öğretmen kız çıktı karşıma. Anne, geçen taziyedeki kızlardan biri mi? Getirdim burnuma, burnuma soktun. Bir şey demedim ama emri vaki yapmandan da hoşlanmıyorum. Aa, yok evladım. Onlar değil. Onlar rahmetli Gönül'ün arkadaşları. Taziye için gelmişler. Ne ilgisi var? Hanım? Öğretmen kıza benim pek bir içim ısındı. Bir insan kendi öz çocuklarıyla bile bu kadar alakadar olmaz. Ben böyle tatlı, güzel, hanım, aklı başında bir kız görmedim. Baba, sen de beğendin mi? Benimle ne alakası var evladım? Aa, aşk olsun bey. Sen demedin mi dediğin kadar güzelmiş hanım diye? Sen güzel demişsen güzeldir hanım. Anne, gerçekten kalkmam lazım. Söz ver kızı göreceğine. Söz anne. Tamam. Yarın sabah gel bizi al. Ali'yi beraber yuvaya götürelim. Anne, işim olmazsa söz. Yo, işin mişin beni ilgilendirmez. Sabah 8'de kapıdayız. Havalar soğudu. Ali üşümesin. Bizi bekletme mi oğlum? Neymiş? Bu kadar önemli olan Elvan Hanım. Hamileyim. Ne diyorsun sen Elvan Hanım? Çocuğumuz olacak diyorum Halil İbrahim Bey. Sen ciddi misin? Hı hı. Şimdi? Nasıl olacak? Çok güzel olacak. Bizim için yaşayacaksın. Nereden öğrenmişler Muro'nun yerini? Muro'yu alan adamın konuşması dinlemeye takılmış. Alan adam kim? İskender'in iyi adamı. Emniyet içinde de kuvvetli ekibi var. Şimdi emniyetçilerle mi çatışacağız? Önce güzellikle isteyeceğiz. Vermezlerse? Vermezlerse bize sıkarlar. Kusura bakma usta. O zaman ben kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bakma Memati. İskender'e çalışan adamın gözüne de bakma, yaşına da bakma.
Elin boş geldin Hakkı. Turan Bey kusura bakmasınlar. Fotoğraf filan veremem dedi. Biz yazı işlerinize müdahale etmiyoruz. Hakkı, yarın öbür gün senin de bana işin düşecek. Bırak bana hikaye anlatmayı, yazı işleri mazı işleri diye. Turan Bey reklam için fiyat istemiş. Yıldız reklamınızı yapmayız demiş. Turan Bey sana boşuna mı para veriyor? Git Yıldız'ın kafasına sık. Ama o resimleri gazeteye basma. Başka bir konu var mı yardımcı olabileceğim? Hakkı, inat etme. İşi gücü bırakırım, otururum yönetime. Her gün kaşgarların çıplak fotoğrafını basarım. Tehdit etme Bulut. Bir şey yapacaksan yap. Ben Turan Bey'in lafını ilettim. Üstüne laf etmem. Kaşgarların tek bir kamyonu şehre girmeyecek. Tek bir gazete dağıtılmayacak Volkan. Peki abi. Ortağımla aramı yeni düzeltmişim. Açalım. Senin ortağın telefonu var mı sende? Benim ortağım kim abi? Memati'nin keli. Var abi. Ona da söyle yarın gazete mazete almasın. Zaten benim ortak cinsin önde gideni. Halkın arasına gireceğim diye giriyor markete. Gazetesini kendi alıyor. Durmuş akmasın. İşte hücre evi burası. Muro'nun hücre evlerinden biri. İçeride en az 4 kişi olduğunu düşünüyoruz. Kapat kamerayı. İyice tembih ettiniz mi içerideki çocukları? Evet, hepsi tamam müdürüm. 5 kere prova yaptık. Yak kamerayı. Yürüyün. Yürüyün lan. Bu adamlar beni tanımıyor. Ben bunları tanımıyorum. Kim olduğumu söylediniz mi? Liderin kim? Muro! Hadi. Sallama, yürü. Çatın. Ne güzel tezgah. Görüyorsun değil mi? Görüyorum başkanım. Hiç hoşuma gitmiyor. Neden? Kötü kokular alıyorum. Ne gibi? Bu iş üstümüze temelli kalacak. Seni meclis kürsüsüne yemine çıkarmayacaklar gibime geliyor. Yanlış kürsüye çıkarmasınlar sayın vekilim. Çeto, kendimizi savcının karşısında bir atsak canımızı kurtaracağız da. Başkanım. Bu kadar organizasyondan sonra bu savcı bize inanır mı? Ne yapayım? Kaçacak yer bulamıyorum. Bir umut ışığı göremiyorum. Mecbur safa yatmaya devam. Be.
Çık. Hadi. Yürü. Tamam abi. Yürü. Geçin. Dayan duvara. Dayan. Muro, geçin yüzleştirme yapalım. Yürüyün lan. Ya müdürüm, yapmasına yapalım da buralar pek tekin yerler değil. Alın bizi götürün, nerede yüzleşeceksek yüzleşelim. Kırsalla kimin çıkacağı belli olmaz. Kim çıkacak lan? Civciv çıkar, kuş çıkar, ne bileyim ben. Ama gökteki ayın rengini hiç beğenmedim. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Kim bu? Liderimiz Muro. Kimsin? Dur! Kimsin? İstihbarat. Aha. Civciv kuş beklerken atmaca çıktı çatın. Ne istihbaratı lan? Ahmet Serkan sen misin? Kim soruyor? Ben soruyorum. Başkanım, derin çembere düştük. Kardeşim, bu ülkede nasıl devrim yapacaksın ki? Her köşeden derinciler çıkıyor. Muro'yu almaya gel. Sen kimsin Muro'yu gelip benden alacaksın? Sen git benim kim olduğumu büyüğüne İskender'e sor. Bırakın silahları. Alın şunları, gidiyoruz. Çetin, on alet kaseti al, baştan aşağı yalanlarla dolu. Emredersin başkanım. Sorgu yapacaksanız hiç zahmet etmeyin. Ben her şeyi itiraf ettim zaten, kasette var. Yürü lan. Ya ben size katılmakla beraber vekilliğimi yakıyorum. Ama bu iteleme, kakalama, kafaya basma siyaseti hiç hoş değil yani. Alper, bu ekibi toplayın, gizli bir yere koyun. Benden haber bekleyin. Toplayın şunu. Gel Zeki, gel. Efendim, Polat Alemdar hem Muro'yu hem de Ahmet Serkan'ı ele geçirmiş. Ne dedin? Efendim, Ahmet Serkan yerini belli etmiş. Polat Alemdar gitmiş, hepsini almış. Çapsız! Ben bunu 50 defa dedim ki çok konuşma. Her şey hakkında konuşur bu adam, her şey. Yediği yemekten yattığı kadına kadar. Ne emrediyorsunuz efendim? Hem Muro, hem Ahmet Serkan Polat'ın elindeyken İstanbul niye var? Yıkın İstanbul'u, bulun onları! Emredersiniz. Affedersiniz Abdüley Bey. Bizim bir tablo vardı. Arkadaşların elinde kaldı. Onu eğer geri alabilirsek çok makbule geçer. Yani benim için çok duygusal bir tarafı var da. Şimdi ben sana çok güzel bir çerçeve yaparım.
Senden de çok güzel tablo olur. Acıların çocuğu tablosu. Görüşmeyeli hala agresif ve şiddet yüklüsün baş memati. Biz seninle ne zaman görüştük lan? Ya daha sabah limanda görüşmedik mi? Hediyeleşmedik mi? Böyle kurşun alışverişi yapmadık mı? Lütfen. Muro. Zaten sana sabah sıkmadım diye çok pişmanım. Sen konuştukça da pişmanlığım artıyor. Pişmanlık yasası diye bir şey var. Yok mu? Kapının önüne bariyer kurmuşlar. Ne oluyor? Hem tedbir hem de bir planım var yarbayım. Buradan çıkar çıkmaz Kenan yarbayla görüşmenizi istiyorum. Ona lisan-ı münasiple Muro'nun benim elimde olduğunu, ofiste tutulmadığını, yarın sabah savcılığa çıkacağını söyleyin. Siz bana inanmıyorsunuz ama Kenan gerçekten sadık çocuktur. Bunu anlayabilmenin tek yolu bu. Telefonda da konuşmadın. Sevincimi paylaşmak istedim Kenan. Muro'yu Polat Alemdar ele geçirdi. Bulmuş mu onu? Evet. Yarın Sadi Paşa'mızın cinayetinde karanlık hiçbir nokta kalmayacak. O İskender Büyük de hak ettiği deliğe girecek. Kumandanım emin misiniz? Ofisin önündeki bariyer kamuflaj içinmiş. Başka yerde tutuyorlarmış Muro'yu. Yarın savcının karşısına çıkaracaklarmış. Siz bana öğrenebileceğiniz her şeyi bildirin. Savcı Muro'nun sadece cesedini görür. Onu da bulabilirse. Efendim beni çağırdınız ama bir şekilde girerdik içeri. Pusu kurmuş oraya Zeki. Başka yerdeymiş Muro. Yarın bu işi bitirelim de rahat bir nefes alalım. Beraat edemedik, bari mahkum olmayalım. Mm-hmm.
abi çıkalım mı? Biz hazırız. Abdülay, benim bir işim var. Gidip geleyim, ondan sonra savcılığa gidelim. Abi bu saatte ne işi? Bundan daha önemli hem de. Kız bakacağım Abdülay. Ne kız abi? Annem kız gösterecek Abdülay. Abi şimdi sırası mı? Söz verdim Abdülay. Abi savcılıktan sonra gidelim. Kız bir yere mi gidiyormuş? Abdülay, annemle Ali'yi alacağım, yuvaya bırakacağım. Bırakırken uzaktan kızı göreceğim. Anne olmaz diyeceğim. Tanışmadan döneceğim. Muro işini bitireceğiz, anladın mı? Anlamadım abi. Memat uyanana kadar ben gelirim. Şu gazeteleri de ortadan kaldır. Sabahın köründe ne inadı bu? Gelmezse ya şimdi Polat? Hele bir gelmesin. Bir ömür yüzüne bakmam. Allah'ın günüm bitti hanım. Yarın bakar. Bugün yarın derken kaç yaşına geldi oğlum? Öyle bir başına perperişan. Hadi oğlum. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Hadi yavrum. Hadi oğlum. Bak bir de gelmez diyordun, gördün mü? Ben mi diyordum? Benim oğlum annesini üzer mi hiç? Anneciğim biraz acele edelim. Geldim oğlum, geldim. Hep senin yüzünden. Büyümedin ki ben sana sıramı vereyim. Bir mevzu mu? Anneciğim alaya almıyorum da niye bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım. Ediyorum evladım. Ben seni evlendirmeden ölmeyeceğim. Allah'ım, düştüğüm bu hali düşmanıma gösterme, başka bir şey istemem. İnşallah anne, yoksa içerim içeri girmem. Sen girme evladım. Ben dışarı çağırırım gerekirse. Sizi kaç gibi alsın çocuklar? Aa dur evladım. Ali'nin öğretmeniyle tanış, öyle git. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk canım kızım.
bırak, seni oğlumla tanıştırayım. Ebru. Polat.